16. kazanım kavrama testi, elektrik devreleri. 1. soru. Yukarıda verilen basit elektrik devrelerinde ampullerin bağlanma şekilleri açısından doğru gruplandırılması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Eğer ampuller tek bir kol üzerinde ise seri diyoruz. Ancak akım iki kola ayrılmışsa buradaki gibi paralel diyoruz. Bakın burada iki kola ayrılmış, paralel. Yine akım, bakın iki kola ayrılmış, paralel. Burada tek kol üzerinde seri. Yine bakın kablo şekil değiştirmiş gibi görünse de yine tek bir kol var, seri. Yani 1 ile 2 paralel, 3 ve 4 seri arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. İkinci soru. Şekildeki elektrik devresinde K, L ve M ampullerin parlaklıkları arasında L büyüktür, K büyüktür, M ilişkisi vardır. Şekildeki devre ile ilgili aşağıdaki yorumlar yapılmıştır. Buna göre yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? 1. Ampullerin dirençleri arasında L büyüktür, K büyüktür, M ilişkisi vardır. Yanlış. Neden yanlış? Çünkü direnç ne kadar büyükse akım o kadar az geçer ve parlaklık da az olur. Yani dirençleri L büyük değil, küçük olacak. 2. Kollardan geçen akımlar arasında A2 büyüktür, A1 büyüktür, A3 ilişkisi vardır. Evet, çünkü ne kadar çok akım geçerse lamba o kadar parlak olur. Bakın ampul parlaklığı en fazla L'de olduğuna göre L'deki akım en fazla olacak. O da A2 amper metresinde var. Doğru. 3. Ana koldan geçen akım A2, A1 ve A3'ün toplamına eşittir. Evet, doğru. Su borusuna benzetecek olursak ana koldan gelen su 3 kola ayrılıyor. Tekrar birleşerek yoluna devam ediyor. Cevabımız 2 ve 3 D şık. 3. soru. Özdeş ampullerin kullanıldığı şekildeki devre ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. A. P ve R anahtarları kapatılırsa devredeki tüm ampuller paralel bağlı olur. P ile R'yi kapatıyoruz. Bakın hepsi paralel olmuyor. Burada bu ikisi ana kol üstünde olduğu için seri oluyor. Cevabımız A şık. 4. soru. Bir öğrenci bir ampulün uçları arasındaki gerilim ile üzerinden geçen akım şiddeti arasındaki ilişkiyi deneyerek keşfetmek istiyor. Öğrencinin amacına ulaşabilmesi için verilen düzeneklerden hangi ikisini kullanması gerekir? Daha önceki deney seçme sorularında da söylemiştim arkadaşlar. Ölçmek istediğim özelliği farklı alacağım ama diğer özellikleri aynı alacağım. Biz burada neyi araştırıyoruz? Bakın gerilimin akıma etkisini, yani ben gerilimi değiştireceğim. Gerilim dediğimiz pi sayısıdır arkadaşlar. Pi sayısını farklı alacağım ama geri kalan bütün özellikler aynı. Lamba sayısı, kablodur, şudur budur, hepsi aynı olacak. Sadece pi sayısını değiştireceğim. Pi sayısı farklı olanlara bakıyorum. Bakın 1 ile 2'yi alabilirim. Ancak buradaki hata amper metre paralel bağlanmış arkadaşlar. O yüzden 1 ile 2'yi alamıyorum. Amper metre ve volt metrenin doğru bağlandıklarına bakacağım. Bakın burada da gördüğünüz gibi amper metre paralel bağlanmış, yanlış. Çünkü amper metre seri bağlanacak. Elimizde sadece bakın 2-3 kaldı. 3'te 1 pil, 2 pil ama lambadır, amper metre, volt metre hepsi doğru yerinde. Cevabımız C, 2 ve 3. 5. soru. Şekil 1'deki K ampulüne önce şekil 2'deki gibi L ampulü, sonra şekil 3'teki gibi M ampulü bağlanıyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. L ampulünün bağlanması devrenin akım şiddetini azaltır. Doğru. Çünkü direnç artacağı için buradan geçen akım şiddeti azalır. B. M ampulünün bağlanması devrenin direncini azalttığı için K ampulünün parlaklığını arttırır. Yanlış arkadaşlar. Paralel bağlı bir lamba eklemek devrenin direncini azaltsa da parlaklığı arttırmaz. İstediğimiz kadar lamba ekleyelim, parlaklığımız değişmiyor. Cevabımız B şıkkı. 6. soru. Şekildeki elektrik devresinin sembolle gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şekle dikkatli bakarsak 3 tane paralel lamba birbirine bağlanmış. Bakın 3 tane paralel olan burada seri, B'de seri. Burada 2 tanesi paralel. C'de bakın 3 tanesi paralel bağlanmış. Cevabımız C şıkkı. 7. sorumuz.
Şekildeki elektrik devreleri her biri özdeş olan ampul, pil ve iletken tellerle kurulmuştur. Buna göre K, L, M ve N ampullerinin parlaklıklar arasındaki ilişki nasıldır? Bakın arkadaşlar, öncelikle 2 pil ve 1 ampul olduğu için en parlak K lambasıdır. Daha sonra bakın şuna dikkat ediyoruz. N bir tane paralel ampul eklenmiş hali bu olduğu için bu üçünün parlaklığı birbirine eşittir. Yani ben N'nin üzerine istediğim kadar paralel şekilde bağlı olan bir lamba eklediğim zaman parlaklıklarım hiç değişmeyecek. O yüzden M, L ve N'nin parlaklıkları birbirine eşit. Ama K'da 2 pil olduğu için en parlak o yanar. Cevabımız B şık. 8. soru. Özdeş devreye K, L ve M ampulleri takıldığında gözlenen ampul parlaklıkları yandaki grafik çizilerek belirtilmiştir. Buna göre ampullerin dirençleri arasındaki ilişki nasıldır? Ampulün direnci ne kadar büyük olursa geçen akım o kadar az olacağı için parlaklık da azalır arkadaşlar. Yani L ampulündeki direnç en büyük olacak. Daha sonra M en küçük. Bakın parlak olduğu için K direnci en küçük olacak. Cevabımız L büyüktür. M o da büyüktür. K şeklinde olacak. C şıkkı. 9. soru. Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdiği zorluktur. Direnç. Direncin birimidir. Ohm. Çıkış 1. A şıkkı.